Sosyal medyada önce sınıf arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı eklediniz, sonra akrabanızı eklediniz alınmasın diye. Daha sonra komşu, bir kere bile merhaba dediğiniz insanı ekledikçe sosyal medyadaki arkadaş sayınız arttı. Peki Facebook'ta kaç tane arkadaşınız var? 500, 1000 veya daha fazla? Ama bunların kaçıyla gerçek anlamda etkili sosyal iletişim kurabilirsiniz? Bu soruya cevabı Oxford Üniversitesi'nden antropolog Robin Dunbar'ın çalışmasından bulacağız. Kısa bir parantez açıp bir şey eklemek istiyorum. Robin Dunbar'la Vilnius'ta 2013 yılında beraber yemek yiyip 2 saate yakın birazdan bahsedeceğim çalışmasından ve benim çalışmama kadar uzanan çok güzel bir sohbet etmiştik. Kendisinin çalışmasına geri dönelim. Kendisi şunu söylüyor. İnsanların evrim gereği neokorteksinin, beyindeki neokorteks bölümünün büyüklüğünden dolayı en fazla edinebileceği arkadaş sayısı 150. Şöyle düşünün, kendinizi bir merkeze alın, çekirdekte siz varsınız. Bunun etrafına katmanlar çizin, 5-6 tane. Bu katmanlar dışarıya doğru daha az, daha yakın ilişkiler kurmanız demek. En yakınızda olabilecek kişi sayısı 5, bir sonraki katmanda 15, bir sonrakinde 35 ve en son sürdürülebilir katmandaki insan sayısı ise 150. 150'den fazla arkadaşınız olursa bu diğer katmanlara gider ama bu sizin sürdürülebilir ilişkiniz olduğunu anlamına gelmiyor. Ne demek sürdürülebilir ilişki? Yolda gördüğünüzde evlerine misafir olabileceğiniz, dertlerinden, sevinçlerinden haberdar olduğunuz ve hayatlarına dair bilgi sahibi olduğunuz insanlar demek. İşte bunlar bizim neokorteksimizin büyüklüğünden dolayı sosyal yeteneklerimizin sınırlı olması veya kişileri dinleme sabrımızdan dikkatimizin ve hafızamızın da sınırlı olmasına bağlı olarak en fazla 150. Şimdi gerçekten bir düşünün, Facebook'ta kaç tane arkadaşınız var? Daha fazla video ve analiz için lütfen kanalıma üye olunuz. Ayrıca danışmanlık hizmeti için bana e-mail veya mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.